Mart sonunda bir seçim yaşayacağız. Bazıları bu seçime milyarlarca, trilyonlarca hazine yardımıyla girecek. Böyle bavul bavul hazineden paralar gelecek. Devletin imkanlarıyla bu kampanyayı yapacaklar. Bazıları da belediyenin imkanlarıyla yapacaklar. Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, il belediyeleri. Biz de Memleket Partisi olarak koca yürekli üyelerimizle yapacağız. O koca yürekli üyelere, belediye başkan adaylarına sesleniyorum. Size verecek bir lira paramız yok genel merkezde. Hatta bugün sizden bir isteğim var. Belediye başkan adayları genel merkezimize bağışta bulunsunlar, gönüllü. İster bir lira, ister bin lira. Üyelerimizden de bunu istiyorum. Hazine yardımına karşı, belediye yardımlarına karşı koca yürekli üyelerimizden yardım istiyorum. Seçim dönemi kampanya demektir. Seçim şarkısı demektir. Miting demektir. Afiş demektir. Şölen demektir. Şenlik demektir. 40 yıldır siyasette bunu böyle bilirdik. İlk kez seçim tehdidi gördük. Seçim tehdidi. Cumhurbaşkanı Hatay'a gitti. Belediyeyi bize vermezseniz hizmet alamazsınız dedi. Seçim şarkısını, seçim mitingini biliyorduk ama seçim tehdidini de görmüşüm. O söz söylenmez. Yaralıya, acılı insana o söz söylenmez. Hataylıya hiç söylenmez. Bir yerde söylenmez, nerede söylenmez derseniz Hatay'da söylenmez. Yerle bir olmuş bir şehir. Yerle bir olmuş. Gittiğimizde kalamıyoruz. Gaziantep'te yatıyoruz. Hatay'a sabah geliyoruz. Yatacak yer yok. Değerli arkadaşlarım, utanma duygusu kalktı mı böyle olur işte. Tuz kokunca çaresizlik kalır. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekle bağı kopmuştur. Ayakta durduğuna bakmayın. Ayakta duran, onu ayakta tutan hırsıdır. Nezaket bitmiştir. İnsanlık bitmiştir. Demokratik tavır bitmiştir. Hırsıyla ayakta durmaktadır. Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı ne diyor? Politika faiziyle enflasyonun bağı kopmuştur diyor. Yani diyor ki Recep Tayyip Erdoğan, damat, Nebati, siz diyor bunu bozdunuz, bağı kopardınız. Enflasyonla politika faizi arasındaki bağı kopardınız. Biz diyor bunu yeniden kuruyoruz şimdi diyor. Adalet, vicdan ve anayasa arasındaki bağ kopmuştur. Anayasa Mahkemesi Başkanı Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyun diye bağırıyor, çırpınıyor. Bir ülkede Anayasa Mahkemesi'nin başkanı Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyun diye çırpınıyorsa o ülkede ekmek ucuz olmaz, süt ucuz olmaz, çocuklar süt içemez, o ülkede emekliler geçinemez. O ülkede üretim olmaz, çiftçi üretemez. Gençlerde umut olmaz, mahkemede adalet olmaz. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasındaki bağ kopmuştur. Bu kopuş sıradan bir kopuş değildir. Bu kopuş anayasal düzenin ortadan kalkmasıdır. Atamaların liyakatla bağı kopmuştur. Her parti için böyledir bu, her parti için. Sadece AKP için değil. CHP'ye bakın ya, partisinin genel sekreterine Esenyurt'u veremiyor. Öbür genel sekreterine Beykoz'u veremiyor. Ama avukatına 30 yaşında Çankaya'yı veriyor. Arpalık çünkü her yer artık. Adalet yok, vicdan yok, liyakat yok. Çürümüşlük herkesi tepeden tırnağa herkesi etkiliyor değerli arkadaşlar. Konuşmaların nezaketle bağı kopmuş artık. Cüzdanların helalle bağı kopmuş. Çekilen kurallarda bile, her yerde çekilen kurallarda bile gerçekle şans arasındaki bağ kopmuş. Hele dış politika var ki evlere şenlik. Recep Tayyip Erdoğan'ın
duygu durumuna göre dış politika şekilleniyor. Türkiye'nin çıkarları değil, Erdoğan'ın kişisel kaprislerine göre, kişisel duygu durumuna göre dış politika belirliyoruz. Sisi darbeciydi. Öyle değil mi? Böyle yapıyordu. Rabia diyordu. Rabia. Hala daha yapıyor. Ya Erdoğan şu baş parmağı kaldır artık. Kaldır bak Mısır'a gidiyorsun. Böyle yapma artık. Hani darbeciydi. Darbecinin ayağına gidiyorsun. Rabia mabia bitti. Şu elini şöyle salla da biz de görelim. Erdoğan'a böyle yapan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hani Rabia vardı. O Sisi'ye karşı yapılmamış mıydı? Şimdi ayağına gidiyor. Ne Rabia'sı artık? Selamı bu gözden geçirin. 2019 seçimlerinde Erdoğan'ın dediğini hatırlayalım. Bakın internette var. Binali Yıldırım mı kazanacak? Sisi mi kazanacak dedi. Yani Binali Yıldırım'ın karşısında Sisi varmış gibi konuştu. 2019'da Binali Yıldırım mı kazanacak, Sisi mi kazanacak? 2024'te Sisi'nin ayağına gidiyoruz. Hatay'da başka konuşuyor, Tekirdağ'da başka konuşuyor. 2019'da başka konuşuyor, 2024'te başka konuşuyor. Değerli arkadaşlarım, yerel yönetim merkezi yönetimle uyumlu olmalıymış. Öyle diyor Erdoğan. Arkadaş her şeyi sana uydurmaya mecbur muyuz biz? Başbakanla ben uyuşamıyorum dedi. Ne yapalım? Başbakanlığı kaldıralım dedi. Kaldırdık başbakanlığı. Hadi ayak bağlıyordu sana başbakanlık. Başbakanlığı kaldırdık. Yargıyı dedi düzenleyelim. Yargıyı da ona göre uydurduk. Ekonomiyi buna bıraktık. Nasıl dedi inadından vazgeçmedi. Onu da batırdı. Merkez Bankası Başkanı zaten dayanmıyor. 6 senede 6 Merkez Bankası Başkanı. Aziz milletimiz, Erdoğan'ın bu keyfiliğiyle duvara toslamak üzereyiz. Tosladık da haberimiz yok. Her şeyi Erdoğan'a göre uydurmak zorunda değiliz. Erdoğan yasalara, anayasaya uymak zorundadır. Peki neden bu durumdayız? Onu da söyleyeyim bakın. Çok değil. Mayıs ayında, geçtiğimiz Mayıs ayında aziz milletimiz sizi kandırıyorlar dedim. Yalan söylüyorlar dedim. Şimdi size iki örnek vereceğim, iki örnek. Çankaya seçmeni, Karşıyaka, Beşiktaş seçmeni, size sesleniyorum, size. Sizin vicdanınıza sesleniyorum. Bana oyları bölme diye bağıranlara sesleniyorum. Bakın siz ne yaptınız? İki örnek. Selim Temurçi, Cumhuriyet Halk Partisi listesinden İstanbul Milletvekili seçildi. Yapmayın, etmeyin, bunların oyu yok dedim. Gelecek Partisi'nde. Sıfır oyları var, sıfır. Yapmayın, vermeyin bu milletvekilliklerini. Verdiler CHP listesinden İstanbul Milletvekili seçildi. Açıklamasını okuyorum. Kendi partisi diyor ki gel İstanbul adayı ol. Olmam diyor. Ben diyor AK Parti'nin adayını destekleyeceğim. Murat Kurum'u destekleyeceğim. CHP listesinden seçiliyor. Kendi partisinin adayı olmuyor. Murat Kurum'u destekleyeceğini açıklıyor. Oy verenlerin vicdanına bırakıyorum bunu. Beynine bırakıyorum, beynine. Vicdanı geçtim, beynine bırakıyorum. Bir diğeri, Birol Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi listesinden İstanbul Milletvekili seçiliyor. İstanbul Milletvekili seçiliyor. CHP listesinden. 39 kişi var böyle, 39 kişi. Açıklaması, İstanbul'un 5 yılı boşa geçti. Ben adayım diyor. Yazık, günah. Gerçekten günah. Şimdi de aynı yanlışları yapıyorlar. Ana muhalefet. Aynı yanlışlara devam ediyor. Eş, dost, akraba. Doğum yerine göre
adaylık pazarlaması. Bütün bunların arasında bu hayat pahalılığın, bu siyasetin karmaşasının, ilkesiz omurgasız siyasetin ortasında gözden kaçan bir şey var. Eğitim, eğitim. Eğitim gözden kaçıyor. Eğitimin niteliği çöktü. Hele şu özel okul ücretleri var ki, yani %300 artmış yemek ücreti. Özel okullarda yemek ücreti %300 artmış. Türkiye'de gıda enflasyonu %70. Nasıl oluyor %300? Okul ücretlerini arttıramayınca yemek ücretlerini %300 arttırma. Bu bir soygun düzeni. Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Bu bir soygun düzeni. Bu mutlaka, buna bir dur denmelidir. Bakın, dünyada son bir yılda gıda fiyatları 10,4 düşmüş. Dünyada 10,4 düşmüş. Türkiye'de %69,6 artmış. Tamam, %70 artmış, doğru. Dünyada ikinciyiz G20 arasında, Arjantin'den sonra. Ama %300 ne oluyor yani? Dünyada %10 düşmüş, bizde %70 artmış gıda enflasyonu. Ama özel okullardaki yemek ücreti %70 artmış. Bu olamaz, bu doğru değil. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin acilen liyakatı hatırlaması gerekiyor. Sadakat değil, liyakat. Her alanda, belediye başkan adayı belirlenirken de, yargıç seçerken de, okul müdürü seçerken de. Şeffaflığa ihtiyacı var Türkiye'nin. Türkiye'nin bağımsız kurullara, bağımsız merkez bankasına ihtiyacı var. Yargısının bağımsız olması gerekir, güven vermesi gerekir Türkiye'nin. Medyanın özgür olması gerekir. Rekabete açık bir kamu ihale kanunu gereklidir Türkiye'ye. Nitelikli bir eğitim. Eğitim çökmüştür Türkiye'de. Özerk bir üniversite ve kuvvetler ayrılığı. Biz diyoruz ki, Memleket Partisi olarak biz bu ülkenin üçüncü yoluyuz. Bu üçüncü yolu Memleket Partisi olarak bu seçimlerde göstermeye çalışacağız. 3A belediyeciliği diyoruz biz. Yani akıl, adalet, ahlak diyoruz. 3D belediyeciliği diyoruz. Dürüst belediye, denetlenen belediye ve demokrat belediye diyoruz. Dirençli kentler öneriyoruz. Mavi yeşil belediyecilik diyoruz. Kent yoksulluğu ile mücadele edeceğiz diyoruz. Yapay zekayı öncelikli hale getireceğiz diyoruz. Rant değil, memleket belediyeciliği diyoruz. Engelsiz belediye, eşitlikçi belediye, erişilebilir belediye diyoruz. Yerel kalkınmayı önemsiyoruz. Kültür, sanat ve tarihi önceleyen belediyeciliği öneriyoruz. Ve bugün sizlere arkadaşlarımı tanıtacağım. Haftaya cumartesi günü de İstanbul Büyükşehir adayımızla ilçelerini İstanbul'da tanıtacağım. 3 aday arkadaşımız var İstanbul'a. Bugün karar vereceğiz. Bu akşama doğru karar vereceğiz. Cumartesi günü de İstanbul'da arkadaşımızı açıklayacağız. Adaylar, Büyükşehir Belediyesi adayımız, parti kurucumuz, parti meclis üyemiz, inşaatlarımızı etemece. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, partimizin kurucusu, parti meclis üyesi, iş insanı Ruşen Sever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayımız,
Ünal Karasoy'dur. Derince Belediye Başkan adayımız, iş Kocaeli adaylarımıza çok teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Manisa Konuşurluğu Başkanımız, işletmeci Gülnur Efe. Turgutlu Belediye Başkan adayımız, halkla ilişkiler uzmanı Selahattin Taş. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, iş insanı Zeyn Ahmet Koçak. Başkan adayımız, öğrenci yine en gençlerden biri Ali Ertuğrul Aybay.